Size de doğrusal fonksiyonlarla alakalı güzel sorular çözeceğiz. İlk önce sabit fonksiyonun ne olduğunu inceleyelim. Şimdi sabit fonksiyon, adı üstünde sabit bir adam arkadaşlar. Yani sabit ne demek? İçinde değişken içermeyen bir adam demek. Bizim değişkenlerimiz nelerdir? X'lerdir. Yani o zaman neyi anlayacağım ben? Sabit fonksiyonda x değişkenleri yoktur arkadaşlarım. Sadece sabit bir sayıya eşittir. Hiçbir zaman x değişkeni olmayacak bu fonksiyonlarda. Yani fx eşittir c, c eleman reel sayı. Herhangi bir reel sayı olabilir, kök 3 olabilir, 1 bölü 2, 7 bölü 2, kök 2 bölü 2. Herhangi bir reel sayıya eşit olabilir. Ne olacak? Fx eşittir bir sabit sayı. X'ler olmayacak. O zaman şu örnekte bize fx'in sabit fonksiyon olduğunu söylemiş. Ve fx'i şu şekilde tanımlamış. Ben biliyorum ki fx sabit fonksiyonsa x'i terim olmayacak. Burada x kare var. Bir de x var. Bunları yok etmen lazım. X karenin gidebilmesi için ben bunun çarpanını 0 yaparsam x kareden kurtulurum. X'in gidebilmesi için de bunun çarpımını 0 yaparsam da x'ten kurtulurum. O zaman k eksi 2 0, k'ımız 2 olmalı. M eksi 3 0, m'miz 3 olmalı arkadaşlar. O zaman k'yı m'nin yerine yazarsam fx eşittir. Bakın burası gitti. Burası gitti. K çarpı m'den fx eşittir. 6 kaldı. F 2019'u soruyor. Zaten x yerine ne yazarsanız yazın 6'ya gidecek. O yüzden F 2019'da 6 olacak arkadaşlarım. F 1 milyonda 6, eksi 1 milyonda yine 6'ya gidecek. Eğer bize fx'in sabit fonksiyon bulup rasyonel bir şekilde verilirse bu durumda yapmamız gereken şey şu. X'lerin katsayılarının oranını sabitlerin oranına eşitlemek arkadaşlarım. Bakın x'lerin katsayılarına 6 ve 2. 6 bölü 2 eşittir. Sabitlerimiz eksi k'ya 1. Eksi k bölü 1. Buradan eksi 2 k eşittir. 6 k'yı da ne buldunuz arkadaşlarım? Eksi 3 buldunuz. Burada yine bize sabit fonksiyon olduğunu söylemiş. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bakın x'ler alt alta değil. Biz alt alta olmasa dahi her zaman x'lerin katsayılarını oranlamalıyız. Şimdi burada x'in katsayısı nedir? 3. Burada nedir? N mi? O zaman 3 bölü n eşit olmalı. Bakın buradaki sabitimiz eksi k. Paydadaki 4. Eksi k bölü 4'ü. İçler dışlar çarpımı yaparsanız eksi n çarpı k'nın 12'ye eşit olması lazım. Sizden n çarpı k'yı istiyor. O zaman o adam da eksi 12'ye eşit olur diyeceğiz. Diğer örnekte fx'in sabit gx'in birim fonksiyonu olduğunu söylemiş. Sabit fonksiyonu şimdi öğrendik. Birim fonksiyon neydi? İçi dışı 1 olan fonksiyonu değil mi? Yani gx'in içinde ne varsa dışarıya da onu çıkarması lazım. Fx sabit olduğu için fx şeklinde bırakıyorum. Burası fx. Şimdi g birim fonksiyon ya, içine ise dışına olacak. Bu adamın içinde ne var? K eksi 4. O zaman dışarıya k eksi 4 çıkaracak. Burada da k artı 7 varmış. K'lar birbirini götürdü. Siz fx'in 11'e eşit olduğunu buldunuz. Zaten fx sabit fonksiyonu. Ben de sabit bir sayıya eşit buldum. Demek ki fx değeri 11'miş. Benden fk eksi 3 artı g 7 istiyor. Şimdi k eksi 3, k ne olursa olsun zaten f sabit olduğu için illaki nereye gidecek? 11'e gidecek. Bunun hiçbir önemi yok. G 7. G fonksiyonu birim fonksiyon olduğu için içinde neyse dışarıya da aynı şeyi çıkaracak. O zaman cevabımız 11 artı 7'den 18 olacak arkadaşlar. Şimdi doğrusal fonksiyona bakalım. Doğrusal fonksiyon ax artı b şeklinde yazılabilen fonksiyonlara denir arkadaşlarım. Bu ne demek?
X'in kuvveti her zaman birinci dereceden olmalı. Bu doğrusal fonksiyonun içinde bir x bulunacaksa eğer her zaman birinci dereceden olmalı arkadaşlarım. Yani her zaman ax artı b şeklinde olmalı. Yani 2x artı 3 veya 5x artı 7 veya kök 7x artı 1 bölü 2. A ve B herhangi bir reelsiye olabilir. Katsayılarınızın önemi yok. Önemli olan nokta x'in derecesinin 1 olması arkadaşlarım. Mesela 5 bölü 2 x artı 3. Bakın şu bir, şöyle yazalım. 2x kare artı 3x artı 5. Bakın burada x'in kuvvetinde arkadaşlarım x kare var. O yüzden buna biz doğrusal fonksiyon diyemeyiz. Her zaman birinci dereceden olmak zorunda. Şimdi burada fx'in doğrusal fonksiyon olduğunu söylediyse ben biliyorum ki sadece birinci dereceden x'ler burada bulunabilir. Bakıyorum. Şurada x kare var. Bir kere doğrusal fonksiyonun içinde x kare bulunamaz. Bunu yok etmem lazım. Bunu yok etmek adına şunu yapıyorum. Katsayısını sıfıra eşitliyorum. O zaman k eksi 3 sıfırsa k'ımız 3 geliyor arkadaşlar. Fonksiyonu düzenlersem fx eşittir. Bakın burası gitti. K yerine 3 yazarsam 4x eksi 3 oldu. Benden ne istiyor? 3 artı f3'ü istiyor. F3'ü x gördüğüm yere 3 yazarsam 12 eksi 3'ten 9 geldi. Burası ne oldu? 3 artı 9'da 12 oldu arkadaşlar. Burada ne vermiş bize? Fx'in sabit bir fonksiyon olduğunu vermiş. Şimdi burada bir x'li terim var ama x'in kuvvetinin ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bizim sabit fonksiyonda aslında yazdığımız şey şudur. Fx eşittir c çarpı x üzeri 0'dır. X üzeri 0 nedir? 1 olduğu için biz orada sanki x yokmuş gibi davranıyoruz her zaman. Yani sabit fonksiyonlarda x'in kuvveti her zaman 0'dır. O zaman bu fonksiyon sabitse x'in kuvveti muhakkak 0 olmalı. Burada k eksi 3'ü 0'a eşitlemiyorum. X'in kuvveti olsaydı 1, 2, 3, 5, 7 artık ne olursa olsun belli olsaydı ben burada evet k eksi 3'ü 0'a eşitleyebilirdim. Fakat burada önceliği x'in kuvvetini sıfırlamakla yapıyorum. O zaman 2k eksi 12 0, k'mızın buradan 6 olması lazım arkadaşlar. Şimdi k yerine 6 yazarsam fx fonksiyonunu düzenleyelim. Fx eşittir 6 yazdım. 3 çarpı x üzeri 0 artı 6 oldu. Bu adam 1 ise sizin fx'iniz ne geldi? 9 geldi. Benden 6 çarpı f6'yı istiyor. Burası 6. Fx sabit olduğu için 9'a gidecek f6'da. Buradan cevabım 54 gelecek arkadaşlarım. Diğer soruya bakalım. Fx doğrusal gx birim fonksiyon. Gx birim fonksiyonsa bakın içinde x var. O zaman dışarıya x olarak çıkacak. Fx dediğim adam 3x eksi 4 olmak zorunda. Bizden g5 artı f5'i istiyor. Gx birim fonksiyonu olduğu için içine 5 yazıyorsa dışarıya da 5 çıkmak zorunda. Fx fonksiyonunu zaten buldum. Bakın doğrusal bir fonksiyon oldu. Kuvveti 1, sorun yok. Bunu sağladım. O zaman f5'i bulabilirim artık. 3 çarpı 5 eksi 4'ten bu adam da 11 geldi. Burası da 11 olduğuna göre cevabım 16 oldu arkadaşlar. Hemen şuraya bakıyorum. Fx'in doğrusal gx'in sabit olduğunu söylemiş. Fx'in doğrusal olmasından ilerliyorum. Bir kere fx doğrusal bir fonksiyonsa bakın x kare var burada. Doğrusal fonksiyonlarda x kare yoktur. Bunu yok etmem lazım. Bakın x karenin katsayısı 2gx eksi 6.
X karenin kat sayısını sıfırlamam lazım. Çünkü ondan kurtulmak istiyorum. O zaman gx'imiz buradan 3 oldu. Süper. E zaten gx sabit fonksiyondu. Demek ki gx her zaman 3'e gidiyormuş. Benden istediği f2 artı g-3. Bu fx fonksiyonunu bir düzenleyelim. Fx eşittir. Artık burası gitti. Ne kaldı burada? 5x artı gx. E arkadaşlarım, gx'in de artık biz 3'e gittiğini biliyoruz. Bunun yerine 3 yazarsak fx fonksiyonu 5x artı 3 demekmiş. f2'yi istiyor. f2'yi bulabilmek için x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 13'e gidiyorum. E şimdi f2'yi ben 13 buldum. Şuraya tekrar alalım. F2'yi ben 13 buldum. G-3. Gx sabit fonksiyonsa her zaman 3'e gitmek zorunda. Bu adam da 3 oldu. Demek ki cevabım 16 geldi arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde doğrusal fonksiyonlarla ilgili uygulamalara devam edeceğiz.